Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 vaka sayısı yarım milyona doğru ilerliyor. Ölü sayısı da 17 bine yaklaşıyor. Trump yönetimi de ekonomik çöküşüyle boğuşuyor. Hastaneye kaldırılanların sayısında son iki günde yaşanan azalma Amerika'da iyimser bir hava yarattı. Bu durum ölü sayısının 100 binin altında kalabileceği değerlendirmelerine neden oldu. Sağlık sisteminin çöküş içinde olduğu New York'ta toplu mezarlar kazılmaya başlandı. Özellikle yaşamını yitiren ancak yakını olmayan kişilerin bu toplu mezarlara gömüleceği belirtiliyor. Yaklaşık yarım milyon vakanın olduğu Amerika'da iyileşenlerin sayısı 26 bin civarında. Bir yandan da ülkeden ikinci kez koronavirüse yakalanan kişilerin olduğu haberleri geliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump maske takmak zorunlu değil dese de Pentagon bütün personelin maske kullanmasını zorunlu kıldı. Savunma Bakanlığı bir şirketle 86 milyon dolarlık maske sözleşmesi imzaladı. Trump, Amerika'da yapılan COVID-19 testlerinin sayısının 2 milyonu aştığını açıkladı. Trump, umuyorum ki yakın zamanda ülkemizin çarkları yeniden dönmeye başlayacak. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür, dedi. COVID-19'un ekonomiye baskısını para basarak çözmeye çalışan Trump yönetimi yeni bir teşvik paketi daha hazırladı. Senato'ya gönderilen ek paket üzerinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar yine anlaşamadı. Senatörler birbirlerini koronavirüs salgınından zarar gören vatandaşları siyasi emellerine alet etmekle suçladı.